Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Lekad ca'ekum Resulü min enfusikum aziz, azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufun rahim. Sadakallahul azim. 11. lemadan sayfa 57. Mevzu şu. İnsan 18 bin alemin hulasası olarak yaratılmış. Allah'ın dışında var olan bütün alemleri zatında cem etmiş. İnsan. Yani şöyle bir şey, odun ama diyelim bir odun, içinde duman da var, nur da var, ısı da var, ışık da var. Kendi düşmanı olan ateş de orada. Mesela sudur ama hidrojen oksijendir. Kelam, konuşmak, ağızdan çıkan bir kelam ama kişinin aklı orada, kalbi de orada. Çünkü kelamına baktığın zaman akli melekesini, seviyesini, içsel alemini anlarsın. Mesela bir şöyle diyeyim de, kelamdan daha şey. İki tane örnek vereceğim. Doktora gidiyorsun, tahlil ediyor seni. Diyor ki idrarınla gayetanı, büyük abdestini ver. Ne yapacaksın onu? İçeriği seyredeceğim. Onunla içeride ne var? Doktor teşhis ve tespit edecek ya, bak dişe vuruşta, başka bir örnek vereyim, eskiler tırnağa bakardı, eski büyük doktorlar, cihaz gibi içeriği seyrederlerdi, onun için parmaklarınızı herkese göstermeyin, çünkü sizi dışarıya taşır. Ama bilenler için, bilen de olmadığı için önemli değil zaten. Bak şimdi, eskiler der ki, tırnak aynadır. Organlarından haber verir. Parmakların kalınlığı, uzunluğu, avuç içleri, hatta kaderinden haber veriyor. Bu insanın daha zahirisi yani, bu elbisesi, şu elbisedir. Bedeni elbisedir. Şu binanın, şey elbise diyorum, bir yuvasıdır, evidir, şu beden. Şu anda siz binanın içindesiniz. Binaya benziyor musunuz? Aranızdaki farkı düşünün. Yani sen ve bina. Bedenle ruh böyledir. Şimdi böyle bakacağız. Böyle bir insan, Allah'ın dışında bütün alemleri zatında cem eden bir insan. Niye bu örnekleri verdim? Odun. Odun gibi gözüküyor ama bak güneş içinde. Çünkü odun donmuş güneştir. Yaktığınız zaman güneş çıkıyor. Tamam? Küçük bir ayna semayı gösteriyor. İnsan böyle bir cisim ama 18 bin alemi cem etmiş. Fıtratı, yaratılışı, yazılımı bu. Böyle bir insanın fıtratında kainatı içine alacak bir muhabbet derci edilmiş. Bu muhabbeti yönetmek kolay mı? Şimdi bizim bu kafayla, bu ilimle kainatı içine alacak bir muhabbeti yöneteceksin ya. Yönetemediği için intihar ediyor. Bir kız için intihar ediyor. Fabrikada iflas etti, intihar ediyor. İşi ters gidiyor, intihar ediyor. En azından psikolojisi bozuluyor. Çöküyor yani içsel alemi. Acayip hale geliyor. Niye? Duyguyu yönetemediği için. Yönetemediğinden dolayı. Yani bu duyguyu nasıl yöneteceksin şimdi? 18 bin alemi içine alan bir yapı sistemini şu ana babadan, öften, yöreden, ananeden gelen, kültürden gelen bir bilgiyle nasıl yöneteceksin? İşte sokağa çıktığın zaman 10 kişiden düğmesine bakın 9-10'u da rahatsız. Şimdi onu okuyorum. Beşer, insan, fıtraten
şu kainatın halikine karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Yani insan Allah'a inar ya, Allah'a. Ayna, bak şimdi üç tane şey var. Bir ayna var, bir güneş var, bir de aynada gözüken var. Şahşa anlamak için. Güneş Allah'a misal, ayna ruha misal, aynadaki güneş de bizim Rabbimize misal. Herkes aynasına göre gözüküyor ya, çatlaksa, buharlıysa, tozluysa eksik gözüktüğü gibi. Şimdi böyle bir insan Allah'a karşı hadsiz bir muhabbetle yaratılmış. Yani Allah hadsiz olduğu için, nihayetsiz olduğu için onu içine alacak bir muhabbeti var. Ona ayna olacak. Şimdi bunu Ayşe'ye Fatma'ya, dolara Hasan'a, Hüseyin'e, mala mülke çevirdiğin zaman patlama yapıyor. Ne demek patlama? Şimdi 500 bin voltluk keban, ceyranını, elektriğini bu eve direkt bağlasanız. Ne olur? Duman olur, değil mi? Arada taraf olması lazım. İnsanın bu kainatı içine alıp, hani vücuda bir toz olur ya, toz böyle yaparsın, içine ne tırk da böyle yaparsın. Kainatı içine alsa insan böyle olur, toz. Böyle bir yapıyı caminin için Allah'a ne olacak? Gidiyorsun tek bir şey endeksliyorsun yani. Kıza, paraya, makama, şöhrete, işte erkeğe, ne bileyim, zevklere o enerjiyi yönlendirdiğin zaman güm diye patlıyor. Sıkıntıların temeli bu. Duygu yönetimi yapamıyoruz. Duygu yönetimi olmuyor. Çünkü beşerin fıtratında, yazılımında şu kainatın halikine karşı, kainatın zatına, yaratana karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Hadsiz bir muhabbet. Çünkü fıtrat-ı beşerde cemala karşı bir muhabbet ve kemala karşı bir perestiş etmek insanın yapısında, fıtratında cemala karşı bir muhabbet var. Cemal. Cemali seviyor. Sonra kemala karşı bir perestiş var. Kemal. Yani kemal bulmuş. Mesela elma pişmiş. Kemal halini almış. Olması gerekene doğru yol almış. İnsan nedir bu noktada? Bitmiş değildir. Kedi doğdu, öldü. Bilmesi gereken, yapması gerekeni yaptı, bitti. Bir şey talimle tekemmül etmek için gelmemiş. İlim yaparak, terakki için gelmemiş. İnsan ise her an olmakta olandır. Her an değişendir. Her an olmayı devam ediyor. Her an devam ediyor olması, yeni olması. Bitmiyor insanın fıtratı. Olmakta olandır insan. Olması devam ediyor. Mesela ördek yavrusu dünyaya gelir, dakikada yüzer. Niçin? Eğitim yaparak, öğrenerek, öğrenme diye bir şeyi yok, özelliği yok. Yüzmeyi öğrenmiyor, kursa gitmiyor. Bilerek gelmiş. İnsan böyle değil. İşte insan böyle bir camiül fıtrat. Kemala karşı insanda bir perestiş etmek var. İhsana karşı sevmek vardır. İhsana karşı bir, yani sana birisi ihsan edince sevmek vardır. Sevmek fıtratta var. Sana bir, mesela aile reisleri olanlar için söylüyorum. Mesela evinizde çocuklar dışarıya kaçıyor. Kız, oğlan. Bir sebebi, tamamen değil de bir sebebi, evde gereken muhabbet verilmeyince fıtratındaki muhabbeti, sevilmeyi, alakayı hariçte arıyor. Hariçte de ufak birisine kıvılcım gördüm, ona yapışıyor. Bir tanesi dese ki ben seni seviyorum, sen benim için çok değerlisin, ama anne baba hiç dememişti, tak diye ona takılıveriyor. İhtiyacını biz gidermemişiz. O zaman takılıveriyor. Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre
o muhabbet tezahür eder. Yani insanda cemale karşı, yani görünüşteki güzelliğe, kemale karşı olgunluğa, İhsana karşı fıtratımın isteğine karşı cevap olan şeyleri kim veriyorsa insan ona karşı bir muhabbet taşıyor. Yani köpeğine, sığırına, elmasına, armutuna muhabbet yaptığı gibi insanın da yaratılışında türlü türlü duyguları var. Mesela aşk-ı beka var, ebediyet arzusu var. Kafirin diyor Allah düşmanı olması inkarından değildir. Kafirin Allah düşmanı olması fıtratımın iktiza ettiği, istediği beka, ebed arzusunu niye Allah vermiyor? Niye burada vermiyor? Mesela çocuğa çikolatayı gösterdiniz akşam eve geldiğiniz zaman ama vermedi. Madem vermeyecekti niye gösterdin? Ağlayarak sızlar diyeyim ta uyana kadar ağlar. Ama bu şeyler mesela bir şey yaptırmak için. Cenab-ı Hak da insana burada eğitim yaptırıyor. Bu aşk-ı beka, sevk-i ebediyet, sonsuzluk orası için vermiş. Anne karnındaki organlar gibi. Anne karnındaki organlar burası, anne karnı için değil. Göz, bacak, kulak takılması dünya için. Dünyadaki bu fıtratı kafir niçin bana cevabım olmuyor? Niye beka istediğimi aldı fani? Ölmek istemiyorum, ölüyorum. Dert istemiyorum, dertten kurtulamıyorum. Bundan dolayı yaratana karşı böyle bir cibili düşmanlık yapıyor. Aslında o çok iyi biliyor ki vardır. Şeytan Allah'ı inkar etmedi ki. Niye istediğimi vermedin diyor. Şeytan niye istediğimi vermedin? Öyle değil mi? Allah'ı mı inkar etti? Ahireti mi inkar etti? Yok orada zaten. Hatta isteğini ondan, düşman olduğundan istiyor. Ya Rab diyor, kıyamete kadar bana ömür verdin. Ne yapacaksın onu? Bak şimdi, Allah da ne istiyor? Diyor ki, seni halis kullarını saptırmak için bana ömür verdin. Allah da onun duasını kabul ediyor. Sen de diyorsun ki Allah benim duamı niye kabul etmiyor? Şeytan kadar halis bir dua yapsak bizim dua da kabul olacak diyor. O kadar halis. Ya diyor ki ona sana isyan ettireceğim diyor. Seni kullarını isyan ettireceğim bana ömür verdi. Veriyor biliyor musun? Şeytanın duasını kabul eden Allah senin duanı kabul etmez mi ya? Hazreti Ömer diyor dedi Allah naklediyor hadiste. Diyor ki dua acaba kabul olacak mı diye endişe etme. Dua edememekten endişe et. Dua edemiyoruz ki bakın. Taş ocağında çalışmak kolay, namaz kılmak zordur. Namaz kılmak kolaydır. Dua etmek zordur. Dua etmek kolaydır. İstiğfar etmek zordur. İstiğfar etmek çok zor. Ayette diyor ya istiğfar edin imdadınız yetişir. Zor yani. Çok zor. İçeriye doğru giriyoruz. İnsan da demek ki cemale, kemale, ihsana, derecatına göre o muhabbet insanda tezahür eder. Yani cemal, kemal, ihsan. İnsan buna meftundur. Aşkın en muntaha derecesine kadar gider. Yani artık seni senden eder. Öyle bir duygu olur ki fanos gibi, balon gibi içine girersin o duygu. Artık kimse yok. Hep o. Olmayınca hayat anlamını yitiriyor, intihar seçenek oluyor. Peki o duygu nerede? O aşk, muhabbet, cemal içimizde değil. İçimizden kaynaklanıyor, ağaç gibi büyüyor, bizi de içine alıyor. Biz o duygunun içindeyiz. O duygu içimizde değil. O duygunun içindeyken red cevabı alırsak bir daha bu bedene dönmek istemiyoruz. O zaman hayatı bitiriyor. Buraya gelmek istemediğindendir. Şunu söylemek istiyorum. Duygular içimizde değil. Biz duyguların içindeyiz. Mesela bir konsantre oluyorsun, spor, kahret yapıyorsun. Peki içinde mi? Hayır. Bedenini hareket ettiren o
veya bir aşk, muhabbet veya kadındaki şefkat çocuğuna karşı öyle balon gibi olmuş ki bedeni çok rahat hareket ediyor. Ezan okunuyor sabah, anne kalkmıyor, çocuk alıyor kalkıyor. Hiç çok da rahat. Çünkü beden onun içinde. Bizi o yönetiyor. Gözükmeyen balon gibi. Ama buradan besleniyor. Bir muhabbet çıkıyor, ağaç oluyor, bizi taşıyor. Kökeni burada. O duygunun içine bir giriyoruz. Hadi çık bakalım. Hani diyorlar ya doktorlar. Bir psikolojinin içine girmiş anafor çıkması zor. Veya bir düşüncenin içerisine girmiş nasıl çıkacak? Çık da gör. Yani içeriği demiyor bak. Onun içine girdin diyor. Bir düşünceye saplanıyor. Bu yani. Duygu yönetmek zordur. Çünkü niye? Çok büyük. Kainatı içine alacak bir muhabbeti kanalize edeceksin böyle. Onu tek başına yapamazsın. Mutlaka bir yere tutunman gerekiyor. Bir yerden beslenmen gerekiyor. Ondan tutunma ihtiyacı var. Niye cemaat ihtiyacı var? Cemaatlere. O duyguyu yönetemediğimizden dolayı. Yönetemiyoruz. Yönetemiyoruz. Aşkın en müntehası derecesine kadar gider. Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde şu kadar bir et parçası. Bak şurada. Kainat kadar bir aşk yerleşir. Ya bu kadar bir şeydi. Neye benziyor? Benzemez de. Nükleer bombalar biliyorsunuz. Nükleer enerji. Ya iğnenin ucu kadar bir helyum. Atomu ya. Nükleer enerji. Onun içerisinden korkunç enerji çıkıyor. Şu kırık anahtayı yok eder. O kadar o iğnenin ucundaki o helyum maddesinden ortaya çıkacak enerji burayı tarumat eder. Koca Amerika devleti bir günde bu kadar sanayisiyle kullandığı enerji 7 gram uranyumla o yapıyormuş. Ya, 7 gram. 7 gramı parçalıyor, yapıyor. Nükleer santralı diyor. Ehlinin söylediğini söylüyor. Yani ne var içinde görüyor musunuz yani? Ufak. Atom ya. Yani bu madde gözüktüğünüz o toz dediğiniz var ya böyle bir şey. Yani ufak bir şey de yok ya. Yani buraları yok edecek enerji orada. Yani odunun içerisindeki o ateş odunun düşmanı ya. Ama içinde çıktığı zaman böyle nerede her yeri kuşattığı gibi. Korkunç bir enerji. Niye misal verdim? Küçük kalp ama kainatın enerjisini taşıyor. Aşk, muhabbet enerjidir. Enerji, enerji. Bu enerji içine alıyor seni. Şu ufak bir kalpte kainat yerleşiyor. Bak, kafayla yük taşırsın. Fakat göze bir tane çöp düştü mü ufak bir toz, kalkmıyor. İşte insanın da bu muhabbeti, muhabbeti var ya böyle kainatı, geliyor ufak bir çöp, kör ediyor. Artık hiçbir şey görmüyor. Ağlıyor. Yok Leyla Mecnun. Başka hiçbir şey yok. Hayat o. Başka hiçbir hayat anlamı yok. Bunun için biliyor musunuz? İkide bir böyle denizde sandal olur ya sandal. Lap 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 lap. Dalgaya göre oynar. Ama şilep düşün gemi. Dalga bir vurur. Sen mi vurdun diyorum. Gemi şak diye suratına atar. Hiç oynamaz. Dalga vurduğuna pişman olur. Sebebi, kardeşim bu duygularımızı kıblesine koyamadık da ondan. Kıblesine koydun mu ne olur biliyor musunuz? Hayat anlamını bulur, bu dünyada niçin yaşadığının şuurunda olduğundan hadiseler sana basamak olur. Yani niye sıkılıyorsun? Hayat anlamını bulmaması nispetine sıkılıyorsun. Dünyada mesela diyelim ki, üniversite imtihana gireceksin, şuna buna. Çalışıyorsun, bu kadar sıkıntı var. Niye o kadar darlanmıyorsun? Çünkü bu yol buradan geçer. Yani ne yapmak istiyorsan, onun fiyatını, bedelini ödüyorsun. Onun
İşte dünyada bulunmanın anlamını oturtmamız lazım kafamızda. Biz bu dünyada niçin varız? Onun şuuru nispetinde dünyadaki hadiselere tahammülümüz olur. Yani dünya anlam verilmeli. Niçin yaşadığımızın anlamı olmalı. Hayatımızın anlamı olmalı. Hayat anlamını bulursa bu hadiseler basamak olur. Anlam verilmeli. Yani yaşam. Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ne yapacağım ben neyim? Bu dört tane soru hayat anlamını buluyor. Kaliteli yaşamana sebebiyet veriyor. Kaliteli yaşamak bir eli yağda bir eli bağda değil ha. Akıl ve kalp bütünlüğüyle iç alemini cennete dönüştürmek. Asıl saadet. Asıl saadet deyince saadet asıl bir eli yağda bir eli bağda değil ha. Ot yemişler ot. Ağacın füsküllerin son uçlarını yiyorlarmış. Asıl saadet denmiş. Şimdi adam Mercedes'iyle intihar ediyor. Dünyanın en yüksek geliri olan Norveç, İsveç, Finlandiya ve Japonya dünyanın en fazla intihar eden devletler arası. Kişi başına gelirin en yüksek olduğu devlet. En düşük veya sıfır olduğu, intihar olduğu devletler Afrika'da. Kolektif çalışıyorlarmış, orada yaşıyorlarmış. Yani balık tuttuktan sonra tek başına yemezlermiş. Oradaki, ya vahşi diyoruz. Vahşi kimdi? Biz miyiz onlar? Dertleri beraber paylaşıyorlarmış. Her şeyi ortak. Beraber. Eğlenmeyi de beraber yapıyorlar. Lam 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 oynuyorlar böyle. Tamam. Hep beraber. Biz tabi hep bana hep bana imtiyaz yapmışız. Sıyrılmışız ondan. O kötü, o kötü, o eksik. Artık kimseyi bırakmadık. O komşu, o akraba, o bilmem ne. O amcaoğlu, bilmem o hala çocuğu. Kimse kalmadı ki. Silah irayım kalmadı. Televizyon sağ olsun. Artık ne akrabalara gidip komşuluk da kalmadı. Nasıl gideceğiz ya o diziyi bırakıp da komşuya gideceğim şimdi? Nasıl gideceğim ki? Nasıl? Zor yani. Niye? Bağlamış ipim boğazımda. Esir etmiş beni, köleleştirmiş. Nasıl gideceğim ya? Diziyi bırakıp komşuya mı gideceğim şimdi? Bitirmiş. Gitsem bile ne haber falan. Tam reklam bitti. Tamam. Sanki beraber seyretmeye gittim. Ya telefon, onu konuşmuyoruz onu. Herkes düşman dedik ya abi. O düşman, o düşman, o düşman, son kimse kalmıyor dedik ya. Evet. Kendi kalıyor, onu da intiharla işte. İntiharla bitiyor. O düşman. Oysa her bir insan bizim sıkıntımızı alan bir birimdi. Teyzeme gidiyorum. Ne haber, nasılsın oğlum, uşağım ne? Bir iki çok, ve bir rahat diyorum. Dayıma gidiyorum. Amcamın çocuğuna gidiyorum. Komşuya gidiyorum. Ne bileyim, şuna buna gidiyorum. Akraba. Tarukata, her ziyarette senin sıkıntını alıyor. Ve köylerde bilgeler vardı. Babaanneler, dedeler vardı. Gelin bir sıkıntısı olduğu zaman giderdi ona. Öyle mi? Çözülürdü. Orada çözülürdü yani. Bir yere yansımazdı. Ben şu anda bizim köyde birisi var. Annem emsali, komşumuz yaşıyor. Tam benim bitişim olduğu için balkonda duyuyor. Biraz yaşlılar. Kızlar olsun, kadınlar olsun, vesaire olgunlaşmış insanlar olsun. Bazen de erkekler gidiyor o halaya. O geçmişteki o birikimlerini, köyde veya diğerlerden duyduğu tecrübelerini onlarla paylaşıyor. Acayip bir şey ya. Bilgeler vardı, dedeler vardı. Büyük anneler vardı. Dedeler ise şeyin, delikanlıların, gençlerin sıkıntısını gideriyordu. Yengeleri, ablalarımızı vesaire annelerimizi de bu bilge babaanneler gideriyordu. Şimdi öyle mi ya? Gitmeyince 100 metre karede karı koca 6 ay sonra boşanıyor. 100 metre kare böyle tahtalı evde 4 tane kardeş gelinlerle yaşıyorlar. Sen diyordun ya geçen dedin, sebebi ne? Eskide yer dardı, gönül genişti. Şimdi yerler geniş, gönüller dar. Onun için, niçin? Gidip gelmiyoruz ki. Gidip gelmeyi kesmişiz. Niye? Sağ olsun televizyon bitirmiş. Ay ay. Evet, kalbin mercimek kadar
bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza, bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki, kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Yani kalbin bir hizmetkarı olan kuvve-i hafıza. Mercimek tanesi var ya kırmızı, ondan daha ufak. Neyi alıyor? Ne biliyorsa, ne varsa hepsini içine alıyor. İstediğini koy. Kaç gigabyte? Megabyte da yok. Kokuları mesela, ya bunu hatırladın bu kokuyu ya. Veya otobüste, ya bu ses falan canım. Yani peki, kalbin bir hizmetkarı olan kuvve-i hafıza bu ise, kalbe düşün, ne muhabbet varmış ya. Kainatı içine alıyor. İşte o geminin dümeni gibi, o kalbindeki muhabbeti, korkunç enerjiyi yönetemezsen, nükleer bir enerji gibi kendini bitiriyor. Muhabbet kendine adalet olarak dönüyor. Çünkü o muhabbetin karşılığı Ayşe Fatma dolar ev değil. Yani Allah'a karşı verilen o muhabbeti ona hasredersen tatmin olmuyor insan. Onun için büyükler demiş ya, ya baki entel baki, ya baki entel baki, iki defa demişler. Bir tesbih çekmek için ya baki entel baki, ya baki entel baki, bir sayılır. Ya baki entel baki, ya baki entel baki, bir sayılıyor. Birinci ya baki entel baki, masivadan yani kalbin muhabbetine değmiyor bu mevcudat, ne varsa. Sevdiğime bak bakalım, verdiğime bak, aldığıma bak. Verdiğim muhabbet kainatı kuşatan, Allah'a verilmesi gereken muhabbeti sana tapınıyorum diyor. Ne olacak şimdi? Peki verdiğin muhabbet enerjisini, korkunç bu enerji imanı cevap olacak mı? Yok. Bitirdin beni, köfte ettin, mahvettin, yıktın. Ondan sonra haydi bakalım ya intihar ya boşanma. O sen ol. Ondan sonra haydi bakalım, kafa devamlı leylim leyl. Yönetemiyoruz duyguları. Yardım alacaksın. Tek başına yönetemezsin. Kendini idare edemezsin. Kendini idare edebilseydik peygamberler gelmezdi. Kitaplar gelmezdi. Alimleri Allah yaratmazdı. Yönetemeyiz, mümkün değil. O duygunu yönetemezsen o duygu sana cehennem olur. Girersin içine anafor gibi, çık da göreyim şimdi. Yüzme bilmiyorsan derelerde böyle bir iki taş arasında bir gırdap olur. Anafor olur böyle. Hortum gibi. Çık da göreyim. Döndürür, döndürür, döndürür. Yorulursun, sokar taşın dibine. Öyle oluyor. Ama kuvvetli yüzersen veya bir yardım alırsan yarar çıkarsın. Duygular böyle anafor gibidir arkadaşlar. Seni evirip devirip çeviriyor. Mutlaka bir yerden yardım alacaksın. Çıkamazsın o kırtaptan. Peygamberler böyle ip atar veya kitaplar, büyük saatler sana bir kılıç yapar, bir yol gösterir. Tutundun, tutundun. Tutunmadın, Allah selamet versin. Madem fıtrat-ı beşeriyede, insanın yaratılışında ihsan ve cemal ve kemala karşı böyle hadsiz bir istidad-ı muhabbet vardır. İnsan güzele, kemala, İkrama karşı bir muhabbeti var. Seviyor. Güzele, kemala, kamil insanlar seviyor. Dünyada en tatlı şey nedir biliyor musunuz? Ahlaklı insana doyulmaz. Bu mevcudatta tezahür eden, nukuşu sanatıyla bir zarure subutu tahakkuk eden, demek ki Cenab-ı Hakk'ın bu sevdiğim şeyler var ya, Ayşe'dir, Fatma'dır, Ali'dir, Hüseyin'dir, çiçektir, arsadır, topraktır, ne seviyorsanız Allah'ın Cemal isminin 70 bin perdeden geçmiş hali. Düşünün. Esma'nın 70 bin elekten geçmiş hali. Yani şöyle diyeyim. Gölgeyi anlatacağım size. Görmüyorsunuz bilmiyorum ama gözükür mü burada? Bak şimdi benim elimle gölge. Farkı hayal edin. Bir tanesi canlı, bir tanesi cansız. Bir tane rengi var, ötekisinin rengi yok.
Kırmızı el de yoksa, beyaz da yoksa o aynı. Bu canlıdır, o cansızdır. Aradaki fark sonsuz değil mi? Canlı ile cansız. Bu birinci gölge. Bir de bu gölgenin gölgesi olsa, bununla bunun arasındaki fark gibi, bununla da bunun arasındaki fark. Böyle 70 bin sonra çiçektir, Ayşe'dir, Hasan Hüseyin'dir. Geri dön bakalım, geri sar 70 bin, başı Esma. Cennet sizi bekliyor. He? Ubeyd nasıl bir şey? Bir daha söyleyeceğim abi, israf olmasın. Elim. Elim ve gölgesi. Bu renklidir, bu canlıdır. Hayatı ve hissi vardır. Ve onun sahibi budur. Gölgenin ne hayatı var, ne hissi var, ne rengi var. Ve buna muhtaçtır. Aradaki fark sonsuzdur. Bununla bunun arasının sonsuz. Tamam abiler? Şimdi bu birinci perde. Buna birinci perde deniliyor. Aradaki boşluğa perde. Şimdi bunun bir gölgesi de olsa, gölgenin gölgesi. Amin. Bununla bunun arasındaki fark gibi bununla da onu. Git 70 tane arkaya, al bu dünya. Aslına göre peygamber demiş ki, aslına göre burası zindani dünya. Dünya zindanı denmiş. Yani dünyadaki şu güzellikleri zindan ise 70 bin kat geri git, hayal et. Orası seni bekliyor. Oraya gelmiş ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Yani hayal edememiş. Neyi düşünüyorsanız cennet değildir. Düşünebildiğiniz şey çöplüktür. Değildir. Düşünemezsiniz çünkü. Böyle bir yeri, ya zaten ömrümüzün üçte biri uykuyla geçiyor. 60 sene yaşayan bir insanın 150 günü tuvalette geçiyor. 2 defa günde yemek yesen 7,5 sene yemek de geçiyor yesen tıkınsan. La ne kaldı ya 1,5 sene bir şey yani. Ömrümüzün ana boşlukları böyle derse gideceğiz, kitap okuyacağız, namaz kılacağız hepsini toplama 1,5 sene. Ben hepsini topladım. Ya 1,5 sene ya. 1,5 seneyi değerlendir sonsuz cennet. 1,5 seneyi değerlendiremesen orası da değil, burası da cehennem oluyor. Fethuli fi zaftır, fi ibadi ve fethuli cenneti. Cennete gideceksin demiyor. Böyle anlayışın senin dünyanı balonu oluşturuyor. İçine gir diyor. Düşüncelerimiz ve hayallerimiz küçük dünyamızı oluşturuyor. Bizim ya cennet veya cehennemimiz oluyor. Yandım piştim demek bu yani. Balonun içindesin. Gözükmüyor inanın fanos gibi. Küçük bir fanosta balık ya muhabbet balıklar var böyle. Tatlı balıklar var. Dolaşıyor ya. Zannediyor ki okyanusta dolaşıyor. Aynı biz öyleyiz. Duygularımız fanos gibi olmuş. Balon. Tamam. Onun içindeyiz. Allah. Leylim leylim. Sonra çok geniş ya sabahtan akşam falan. Hep aynı yerdeyiz. Bak aynı olduğunu söyleyeyim size. Akşam yatarken geç saate kadar ne yapıyordun? Ne düşünüyordun? Böyle yiyordun. Sabah kalk kahvaltıdan sonra yolda yürürsen aynı şeyi düşünüyorsun. Bu fanos işte. Buradaydın buraya geldin. Peki akşam ne yapacaksın? Aynı. Akşam aynı yerde. Aynı yol, aynı yerde olacaksın. Bu fanosumuzu gösteriyor. Oysa Allah Resulü demiş ki iki gün eşit olan zarardadır. Hani burada olmayacaktın? Peki şöyle yapacaksın. Helozonik yağ gibi, kalenin içindeki yağ gibi böyle yaptığın zaman sıyrılıyorsun işte. Duyguları basamak yapanlar var. Duygulara gömülenlerin yanında. Ya. Batsın bu dünya diyenler var bak. Şimdi batsın bu dünya diyen, onu dinleyen adam hakikaten kendisini batırıyor. Böyle almaya da rastlamıştım. Adam arabasıyla intihar ediyor. Düşünün 4 tane mi de böyle çengelli araba var. Audi. Hem de jiple İsviçre'den Almanya'ya şey taşıyan gemi çalışıyor. O kadar büyük nehir. Tamam mı? Gerlingen yerde orada rastlamıştım. Orada vazifeliyken gördüm.
Adam şeye uçmuş. Nehre uçmuş derken atmış kendisini kasten. Polis çıkarttı. Biz orada da görevli olduğumuz için bizi de aldı. İçinden arabayı adamı çıkarttı. Arabayı çıkarttılar. Tabii nerede, nereye kadar sürüklenmiş o nehir. Tam şeyde. Neyse biz görevli olduğumuz için cesedi mesedi. Mustafa biz neyi aldık oradan? Merak ettim. CD'sini merak ettim. Arabanın içinde ne var? Top şeyde ne çalıyor diye. CD. CD'sinde en son şey çalıyormuş. Batsın bu dünya. Battı yani. Orhan abisini dinledi, battı. Hasan abisini dinleseydi yaşayacaktı. Orhan abisi battı. Orhan abisini dinledi. Battı. Hocam o zaman Hasan Baba diyebilir miyiz? Orhan abi. Ya çok ilgimi çekti ve vermedim CD'yi. Vermedim. Hiç unutmuyorum. Kaç sene geçti. Dinliyor musun? He? Ya Allah Allah. Çünkü niye biliyor musunuz? Dış olaylar, dıştaki şeyler hayalinizi ve düşünce dünyanızı oluşturur ve içine girersiniz. Hocam onu niye vermediniz? Başkası batmasın diye. Şeydir, ailesi yanlış anlar diye. Oysa o sublimimi ne aldı? Batsın bir dünya müziğin içinde tamamen illüminatı var. Sihir var içinde. Mesela adam bir tanesi şarkı söylüyor, jiletle kendi elini kesiyor söylerken. Seyredenler de jiletleniyor. Ne var orada? Sihir var da ondan. Kendini kaybediyorsun. Onun gibi uyuşturma var orada. Neyle? Otla veya tozla uyuşmanın değişiğidir en tesirli. Hayal ve düşünceni bloke edip adam duygularıyla giriyor buraya. Mesela ben şimdi size yapabiliyorsam düşüncenizi ve hayalinize girip de ruhunuza malzeme olmaya çalışıyorum Risale-i Nur'la. Bu da bir sihirdir, müsbettir. Sihri beyani. Kur'an'da sihri beyani var. O zat jileti şarkıyı söylerken jileti de şey yapıyor. Ne yapıyor? Subliminal, illuminati sinyaller göndererek beyni bloke ediyor. Bu adam hiçbir şey bilmiyor. Ne yapıyor? O yaptığını yapıyor. Ya yani şöyle seni bildiğim misal vereyim. Yani bazı tikler var. Caddenin bu tarafından sen böyle yap, o da böyle yapar. Pantolonu çıkar, o da çıkar. Tikler var biliyorsunuz. Evet. Nasıl yapıyor? Ne hastaları anlatmama gerek yok. Yani onda birileri var içeride. Bunu yaptığını aynı ona yaptırıyor. Bu adam da şarkı söyleyende de birileri var. Sen içine, senin içine giriyor. Ve içinde buna ne yaptırmışsa aynı şahıs sana da yapıyor. Bu yöntem elektriğe de yüklenebiliyor. Yani videolara da yüklenebiliyor. Çünkü o mahluklar elektrikten daha ince oldukları için, latif oldukları için elektriğin üzerine binebiliyorlar. Biz uçağa biniyoruz, denizaltına biniyoruz. Hava taşıtlarına vesaire bindiğimiz gibi mahluklar, cin değil bu, ervah habise, kişinin kendi ruhsal yapısı, o söyleyen, şeytanlaşmış ruh. Şeytan ruhu. O giriyor, filmin içine de giriyor. Bir örnek de vereyim de şey yapayım. O kadar acayip kişinin ruhu yaptığı şey giriyor ki, mavi balina mı diyorlar, ne diyorlar, böyle seyrediyor çocuk, intihar ediyor. Oyun arıyor. He. O onun içine giriyor, o çocuk onun içine giriyor. Peki ne yapıyor? İnsan yaptığı işin içine nefir ruh eder. Ruhunu öfler. Özelliğini sirayet eder. Sigara içmediğiniz halde sigara içenin yanında oturduğunuz zaman aynı size sirayet ettiği gibi. O adamın da sesinden sihir,
gözünden sihir, simasından sihir, kokusundan sihir, terinden sihir yapılıyor. Kişinin kokusu kimliğidir. Teri kimliğidir. Öyle bir zaman gelecek ki şu anda yok. Nasıl ki büyük abdest, küçük abdest de senin içini seyrediyor doktor. Terinizle, kokunuzla sizin ruhsal yapınızı teşhis edecek, tespit edecekler hastalığını. Kokuya göre. Koku değiştiriyor. Devamlı kokun değişiyor gündelik hayatta. Demek ki bu mevcudatta gözüken güzellikler o cemali mukaddesin 70 bin perdeden geçmiş halidir. İnsan cemala meftundu, cemal güzele. Bu mevcudatın güzelliği o cemilden geliyor. İnsan kemalata meftundur. Bu mevcudatın kemalatı da Allah'tan geliyor. Mesela kemalat şu, kamil insanlar sevilir. Yapamazsın yani. Elinde değil yani, mutlaka onu seversin. Niye? Kamildir. Bir de ihsan var ya, ikram. El insanu abidul ihsan. İnsan kimdir? İkrama kuldur. İnsana kuldur. Affedersiniz, köpek bile verdiğin zaman ip bağlıyorsun gibi oluyor, sana rağm oluyor. İhsan ya, sana böyle güzel bir şey yapan, tefekkürü, hikmetli bir şeyi sunup da seni kuyudan çıkartanı da, bu da ihsandır. En büyük ihsan budur. Seni kuyudan çıkartan, sana değil mi, sıkıntını çözen. Yoksa öyle hastanelere gidip de aklı devre dişi yapmak adına olan uyuşturucu çözüm değildir. Ama ne yapacaksın? Mecbursun. Peki nedir? Aklı kıblesine koyacaksın. Neyle? Kitap okuyarak, sohbete giderek, Kur'an okuyarak. İnanın siz benim kardeşimsiniz. Allah zaten biliyor. İnşallah yazar. Temennim o, ama ben teşvik için söylüyorum. Her gün bir cüz okuyorum. İnanın sebap diye okumuyor. Çünkü dayanamıyorum. Kafam sanki bu top, düşünün top. Bir top, futbol topu. 2 bar basınçta top normaldir. Ben bu 2 bar basınçlı topa 20 bar basarsam patlar gibi değil mi? Hadiseler patlar gibi yapıyor beni. Kur'an okuyarak tahliye ediyor beni. Allah şahittir. Allah'a yalan şahit yapılırsa kafir olur. Bilen olarak söylüyorum. Rabbim şahittir ki ben okudukça lezzet alıyorum. Sıkıntım yok oluyor. Onun için okuyor. Asrın deccalı vardı. 4 deccalından 3. deccalı. Eline Kur'an düşmezmiş. Ona demişler ki Süfyaniyet'in 3. rüknüne. Sen niye Kur'an okuyorsun? Hem fiilen İslam düşmanısın. Öyle alıştım ki okumasam duramıyor. Demiş. Bugün bir zevkimi de söyleyeyim. Vallahi secdeden öyle bir lezzet aldım ki, öğleyin namazındaydı. Ama 1 veya 2 secdede, bundan sonra daha bulamadım. Böyle bir terapi olamaz. Dedim ki içeride, ya Rab iyi ki böyle bir terapi koydun. Tövbe, namaza terapi diyorsun. Vallahi ne dersen de. Bu böyle bir lezzet olamaz ya. Mükemmel bir şey ya. İyi ki var ya. İyi ki Allah var. Allah olmasaydı ne yapacaktık? Ya. Olmadı. Geceniz mübarek olsun. Allah. Cenab-ı Hak duygularını kontrol eden, kıblesine koyanlardan eylesin. Allah. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah versin. Allah. Cenab-ı Hak ruhunuzu bu maide-i Kur'ani ile doyurduğu gibi hasenatla da ölmüşlerinize de Allah merhamet eylesin. Allah. Kim size dua ediyorsa, kim bize dua ediyorsa, siz kime ediyorsanız, onları da Cenab-ı Hak iki canda aziz eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Hizmet imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amin. Cenab-ı Hak maddi hastalıklarınıza şifa versin. Amin. Borçlularınıza eda. Amin. Ve akrabayı taallukat arasındaki uhuveti, samimiyeti, muhabbeti
teşhis eylesin. Amin. İştirak amal uhreviyeden onları da istedar eylesin. Amin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.